Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Çiftlikte yatacağım söylemiştim arkadaşlar. Evet, bugün nasip olursa yerlerimi hazırladım. Güzel bir uyku çekeceğim burada. Serinlikte. Mis gibi. Üstüme bir battaniye aldım. Altıma iki tane minder aldım. Bir yastık. Çayımı da tutuyorum. Vay yavrum vay. Değme keyfime. Hançeri bıraktım arkadaşlar. Şimdi de sabah bozoyu bırakmıştım. O ne lan? Ne gördün? Ne şittin? Hadi bakalım hançer bey. Yani gerçekten de burada çok tatlı uyuyacağım arkadaşlar. Nasip olursa inşallah. Römorkun içinde mışıl mışıl. Şimdi en azından sabah erken saatte kalktığımda köpeklerimin ihtiyacını gideririm. Sıcağı kaldığında hiçbir tadı çıkmıyor. Köpekler açısından da bizim açımızdan da hiçbir şekilde tadı çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden bakın şimdi akşam serinliği güzel bir ortam oluştu. Bir de sabahın serinliğinde zibidinin kanaması bir bitseydi arkadaşlar. Eşleşme gerçekleşecek de kanamasını bekliyoruz. Bitmesini bekliyoruz. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Nasip olursa hançerin ve bozonun kuyruk yapısının şilanın kuyruk yapısı gibi olduğunu düşünün arkadaşlar. Acayip bir şey olacak inşallah ya. İnşallah arkadaşlar onu yavruları alınca göreceğiz. Ya kılıç kuyruk da olsa sıkıntı değil ama arkadaşlar yalnız şilanın kuyruğu resmen hızlı koşu esnasında, ani dönüşler esnasında tam bir yelpaze görevi görüyor. Çok mükemmel bir kuyruk yapısı var. Niye haber vermeden çıkıyorsun dürzü? Ay yavrum vay. Çayım da olacak. Birazdan demlerim arkadaşlar. Mis gibi. Zabağaca buradayız. Zabağaca. Zabağadar buradayız. Zabağadar. O değil de akşam serinliğinde bozoyu serbest bıraksam gezse diyorum şuralarda da bu sefer de dürzü gelip de şilayla uğraşır. Çiftleşirlerse de biz göremeyiz. Mesele bizim görmemiz arkadaşlar. Yoksa gerisi önemli değil de eşleşmiş eşleşmemiş. Ama biz görürsek en azından eşleşti diyebiliriz yani. Öyle bir şey de var. Bu arada tavuklarımızı da artık içeriye dıktım arkadaşlar. Onun bir çaresine bakacağım. Dediğim gibi ben burada olduğum zaman hayvanları bırakırım. Yayılırlar, gezerler. Buradan gideceğim zaman da güzelce içeriye korum. İçeride dururlar arkadaşlar. Bugün hedik getirdim. Şöyle altta görüyorsunuz. Hedik dediğimiz şeyde bilmeyen arkadaşlarımız varsa söyleyeyim. Buğdayın kaynamış hali arkadaşlar. Kaynıyor ve şişiyor. Böyle.
daha güzel oluyor. Löpür löpür yiyorlar. Bugün ben siyah yumurta veren tavuk gitti diye biliyordum ama herhalde o değilmiş arkadaşlar. Bugün sabah iki tane yumurta aldım. Sonra şimdi bir tane daha yumurta aldım yani. Ya o da yumurtluyordu bilemiyorum. Ya da yeniden bir tane daha yumurtaya gelen var. Ya da o yumurtayı yapan hayatını kaybetmeyen diyelim. Öyle diyelim. Kavağımız da sanki tutacak izlenimi veriyor arkadaşlar. İnşallah kavağımız da tutarsa baya baya gölgelikler oluşacak. Yani bu çiftliğe biraz içim sinmeye başladı arkadaşlar. Eğer nasip olursa bu tavuk işini yürütürsek, başlatırsak zamanla inşallah elimize maddiyat geçtikçe bir tane de su tankeri alacağım arkadaşlar. Yani gücümüz yeterse inşallah 5 tonluk, yetmezse işte 3 tonluk veya 2 tonluk veya 1 tonluk su tankeri alacağım arkadaşlar. Buraya koyacağım. Suyu zaten buradaki tek sorunumuz su arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Zaten su olmayan yerde yaşam olmuyor biliyorsunuz. Eski medeniyetler bile hep sulak yerlerde yaşamışlar. Su olmadı mı hayat olmuyor. O yüzden suyumuz olursa burada inşallah tadından yenmez. Hatta size şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Bakın ilçenin dış tarafında, bakın tarlaların orada bir tane yeşillik var arkadaşlar. Şu anda telefonu yaklaştırırsam belki bozulur, bilmiyorum. Şöyle bir yaklaştıralım. Evet, bozuluyor akşam olduğu için. Orada bir yeşillik var arkadaşlar. Orada aynı bizim bura gibi bir tarla. O da hatta bizim komşumuz. Oraya güzelce, orada pınar var ama arkadaşlar. Orayı güzelce ağaçlıklandırdı. Çok güzel bir şekilde yeri var. İnşallah biz de o şekilde yapmaya çalışacağız. Tabii ki su tankeriyle yapacağız. O da bize yeter diye düşünüyorum. Vallahi bugün de yani burada yatacağım zaman heyecanlanıyorum arkadaşlar. Gerçekten de kafa dinç, böyle uf, ne bileyim, serinlik. Vallahi muhteşem oluyor. Allah Allah. Evet, akşam ezanı da okunuyor. Şunun altını biraz daha otlayalım. Şimdi önce semaverde içeceğim arkadaşlar çayımı. Ondan sonra nasip olursa termosumu getirdim. Termosuma koyacağım. Soğumasın diye. O şekilde de içerim. Çaysız durulmuyor vallahi. Bizim işimiz de çay cuvara. Ama yeni gençliğimize gerçekten de tavsiye etmiyorum. İnşallah da özenmezler. Bu sigarada hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden hayatınızın kıymetini bilin. Yediğiniz, içtiğiniz yemeklerin tadını almak istiyorsanız kesinlikle ağzınıza sigarayı sürmeyin arkadaşlar. Hani diyorlar ya, akşam oldu, böyle oldu. Biz de yavaş yavaş hazırlığımızı giderelim. Ben şu anda sırf köpeklere uğraşacağım arkadaşlar. Eşleşme olacak mı, olmayacak mı diye. Onlarla uğraşacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videolar beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.